hoş geldiniz. Ayın konu programına bu yıl başladık biliyorsunuz ve üçüncü programımız bugün gerçekleştireceğiz. Konumuz Fikret İlgiz. Fikret İlgiz'i hayat öyküsü burada ama ben ona değinmeyeceğim çünkü buraya herhalde Fikret İlgiz'i tanımadan gelen yoktur diye düşünüyorum ama şöyle bir tanıma yapmak gerekirse biz Fikret Bey'i Cumhuriyet'le birlikte tanıdık. Benim adım konuşuyorum. Yaklaşık 23 yıldır Cumhuriyet'in basın çalışmalarını yapan kitap. Aynı zamanda başka ve tabii biz yine bizim düşünce hayatımız basın özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, sanat özgürlüğü, gerek özgürlükle ilgili ya da düşünce özgürlüğüyle ilgili hemen hemen bütün hukuki süreçlerde Fikret'le karşılaşıyoruz. Dolayısıyla bugünkü başlığımızda ifade özgürlüğü ve görüş ve dinlen hukuk hakkı. Evet, yani daha ne denilebilir bilmiyorum ama bundan sonrasında Fikret Bey'e bırakmak daha önemli düşünüyorum. Buyurun Fikret Bey, hoş geldiniz. Peki efendim, çok teşekkür ederim. Tabii biraz önce gerçekten sohbet ediyordum. Sohbet ederken dedi ki işte siz bu düşünce, basın ve özgürlükler konusunda hep bizim karşınızdasınız ve varsınız. Ben dedim ki başka bir şey bilmiyoruz. Yani ben başka bir şey bilsem onu yapacağım ama şansım yok. Yani dolayısıyla bildiğimiz sadece bu. Hem bu kısa girişten sonra hemen konumuza geçmek istiyorum. O da şu. Bana dediler ki bir defa öncelikle Marmara Adası'na bilmiyorum üçüncü olduğumu. Çok teşekkür ediyorum. Bunu severliğimle değil de çok teşekkür ediyorum. İyi bir güne denk geldiğimiz fikrindeyim. Yani özellikle 21 Mart'ta özellikle acaba ne kadar ilgisi vardır? Yani başka bir söylemle ifade etmem gerekirse barışla ifade özgürlüğünün ya da görüş edinme hakkının nasıl bir ilişkisi vardır? Veya herhangi bir şekilde toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkınızı kullanmak istediğiniz zaman kafanızın gözünüzün kırılmasıyla görüş edinme hakkının nasıl bir ilişkisi vardır? Belki bunları konuşmak çok daha yararlı olur diye düşünüyorum. Çünkü bütün bunları konuşurken eskiden de tarihte ve geçmişte de bunların hep beraber iyi bir şekilde yapıldığını biliyoruz. Ama biraz uzaktan ya da biraz yakınlaşarak baktığımız zaman acaba nelere biraz daha dikkatli bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Onun için bazı sorular soracağım. Onun için bazı aslında bildiğiniz şeyleri tekrarlamak istemediğim için bazı hikayeler anlatacağım. Evet, ifade özgürlüğü ve görüş edinme hakkı. Konu bu ve herkesin bu anlamda ifade özgürlüğü hakkı vardır, görüş edinme hakkı vardır. Ama görüş edinme hakkı gerçekten insanlığın ulaştığı yeni bir kavramdır. Ama bu kavrama ulaşana kadar da geçirdiğimiz pek çok şey var. Önce bir öykü, yani bir öyküyle başlamak istediğim için söylüyorum. 17 yaşındaki bir çocuğun ifade özgürlüğü hakkı vardır. Çünkü herkesin ifade özgürlüğü hakkı vardır ve herkesin de görüş edinme hakkı vardır. Söze 17 yaşındaki çocukla başlamak lazım. O da şu: herkes barışı isteyebilir ve herkesin barış isteme hakkı vardır. Çünkü bu ifade özgürlüğünün sonucudur. Görüş edinme hakkının ulaştığı son noktalardan da birisidir. Mavla Yusuf Azi 1992 yılında Pakistan'da doğmuş olan bir gençiz. Ve 10 Aralık 2014 tarihinde de kendisine Nobel Barış Ödülü verildi. Bunu gazetelerde okumuşsunuz. Ve hatta son açıklamalarından bir tanesi, ben Pakistan'da başbakan olacağım dedi. Ben kendisinin başbakan olmasını eğer yaşarsam destekleyeceğime dair de sizin önünüze söz veriyorum. Taliban, hatırlarsınız, kız çocukların okula gitmesini yasaklamış. Ve bu yasaklama üzerine de buna karşı çıkan Mavla, yasaklama döneminde okula devam eden öğrencilerden. BBC 2009'da Malala'nın takma isimleriyle yayınladığı ve onun yorumlarını yayınladığı bir blog, yani internet ortamında bir blog.
Ve Taliban'ın bölgede neler yaptığını, kendisinin niçin okula devam ettiğini ve kız çocukların neler okula gitmesi gerektiğini anlattı. Ve her yazısı ile Pakistanlı kızın günlüğü ya da I Am Malala isimli bir kitabı da var şimdi. Her yazılarını BBC aldı. Ve BBC bu yazıları Urdu'da yayınladı. Bunun üzerine biraz tanınan, bilinen bir insan haline gelmeye başladı. Ve 2009 tarihinde de New York Times onun bu anlamdaki yazılarından ve hayat hikayelerinden kaynaklanan bir belgesel yaptı, yayınladı. Yayınlandığı zaman da Taliban tarafından kimin bu anlamda yazılar yazdığı öğrenildiği için 2012 yılının Ekim ayında öldürmeye kalktı. Ateş etti ve yaralandı. Hatta başından yaralandı ve bu anlamdaki ünlenmesi nedeniyle görüşlerini bir blogda ifade ettiği için bir başka deyişle herkesin olup biteni ve Pakistan'ın olup bitenleri anlattığı için öldürülmek isteyen 17 yaşındaki bir genç kız. Manola'dan sonra İngiliz şartlar ve hatta İngiltere Birmingham kentinde Prenses Elizabeth'in hastanesinde tedavisi görüldü ve daha sonra da kendisine Nobel Barış Ödülü verildi. Bir konuşma yaptı. O konuşmasına da besmeleyle başladı. Çok mu önemli? Ben çok önemsediğim için sadece sizlerle paylaşmak istiyorum. O paylaşımda da bakın neler söyledi. Tam da bunu söylediği sırada, tam da bunlardan bahsettiği sırada aslında dünyanın o anlamdaki El-Kaide ya da Taliban örgütünün tarafından altının üstüne getirildiği bir dönem yaşandı. O şöyle diyor, 17 yaşındaki genç kız. Kur'an bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir diyor. Neden birilerine silah vermek, kitap vermekten daha kolay? Niçin tank yapmak, okul inşa etmekten daha kolay? Sözlerinin devamı şöyle. Babama kanatlarımı kırpmayarak uçmama izin verdiği için teşekkür ediyorum. Bu ödülü alan ilk Pakistanlı ve en genç kişi olduğum için çok gururluyum. Ben bayanlara eşit davranılmasını istiyorum. Biz İslam'ın ismini kullanarak insanları öldürenlere sesleniyoruz. Ben de sesleniyorum. Bilmiyor musunuz Kur'an-ı Kerim'de Allah bir insanı öldüren bütün insanları öldürmüş gibidir. Böyle diyor. Bilmiyor musunuz Kur'an-ı Kerim Hazreti Muhammed'e ilk verdiği emrin oku olduğunu. Bu sözleri çok ve I Am Malala isimli kitabın sahibi olan 17 yaşındaki bu genç kızın olay sırasında öldürülmek istendiği sırada başından yaralanmasıyla ilgili olan Kanlı Elbisesi 2014 Nobel Barış Ödülü sergisinde Oslo'da halen sergileniyor. Ve dediler ki bu sergide bu kanlı elbiseyi bulunduğu sürece sergilemeye devam edeceğiz. Bu açıklamaların acaba ifade özgürlüğünde ya da bu anlamda baktığımız zaman bizlerin görüş edinme hakkıyla ne ilgisi vardır diye bir bağlantı kurmakta fayda görüyorum. En azından kurmamız gerektiğini düşünüyorum. O zaman biraz zamanı durdurmakta fayda var. Bugün geldiğimiz noktada ifade özgürlüğü yani hepimizin sahip olduğu bu hak ve özgürlüğün aşamalarına biraz bakmakta fayda var ve biraz geçmişe biraz tarihe dönmekte bazı sorular sorarak dönmekte fayda var. Örneğin 6 Ağustos 1945 tarihinde dünya üzerinde ne olduğunu hatırlamamız belki de aklından hiç çıkartmamamız gerektiği gibi. Acaba 11 Eylül dünyayı nasıl etkilemiştir? İkisi arasında herhangi bir bağ var mıdır? Ya da Hiroşima'nın izi acaba nerededir? Bugün Hiroşima'nın izini biz nerede bulabiliriz? Veya sizler aslında hesap verilebilirlik için yaşamınızda iyi yürekli insanlar sayılabilir misiniz? Ya da siz iyi yürekli insanlar olmak ister misiniz? Aslında bu soruları sormakla işe başlamakta bence farklı fayda. O zaman biraz geçmişe gitmek gerekiyor. O zaman Hitler'in yaşadığı zamana ve İkinci Dünya Savaşı çıktığı zaman olup bitenlere kısaca bakmakta fayda. Hatırlarsanız Churchill'i bilirsiniz, İngiltere'yi savaşa soktuğu zaman siz
ise kan, gözyaşı, zahmet ve terden başka vaat edebileceğim hiçbir şey yok demiş. Bunlar bizim çocukluklarımıza, bunlar bizim gençlik zamanlarımıza rastlayan ve dünyanın İkinci Dünya Savaşı sırasındaki çektiklerine denk gelen olaylardır. Ve Adolf Hitler Almanya'yı kaldırmak için yine bilirsiniz, siyah farklıları kurarak istihdamı geliştireceğim diyerek işe başlamıştır. Ve onun da en yakın arkadaşı olan Mussolini ile birlikte dünyanın başına açtıkları iş aslında kan, zahmet, gözyaşından başka bir şey değildir. Zamanı durduran demiştim 74 yıl öncesine gidiyor. Tam İkinci Dünya Savaşı'nın başladığı yıllar. 6 Ocak 1941, yer Amerikan Kongresi. Bizimle bir ilgisi var mı ya da dünya ile bir ilgisi var mı? Konuşan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Franklin Roosevelt ve dünya tarihine 4 özgürlük üzerine konuşma diye geçen bir konuşma var. Aslında bu konuşma Birleşmiş Milletler'in kuruluşunun başlangıcı sayılır. Roosevelt ne demişti? Ve 74 yıl önce söylenen bu sözler anlamında. Şöyle başlamıştı. Demişti ki, tehlikelerden korunmaya çaba harcadığımız önümüzdeki günler için 4 temel insan özgürlüğü üzerine kurulu bir dünya bulacağımızı umuyorum. İlki dünyanın her yerinde konuşma ve ifade özgürlüğüdür. İkincisi dünyanın her yerinde her kişinin tanrısına kendi düşündüğü, kendi istediği biçimde tapınma özgürlüğü. Üçüncüsü dünyanın her yerinde yoksulluktan kurtulma özgürlüğüdür ki bu, her ulusa kendi vatandaşları için sağlıklı bir barışçıl yaşamı temin edecek ekonomik yakınlaşmanın kurulması anlamına gelir. Dördüncüsü dünyanın herhangi bir yerinde korkudan kurtulma özgürlüğüdür ki bu, hiçbir ulusun herhangi bir komşusuna karşı fiziksel saldırı eğilimi gerçekleştirmek durumunda olamayacağı bir noktaya ve davranış aşamasına gelene dek sürecek dünya çapında etkin ve tam bir silahsız anlamına gelir. Dört özgürlük üzerine yapılan konuşma, daha sonra bir başka Amerika Birleşik Devletleri Başkanı tarafından, Obama tarafından, aynen 2009'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda tekrarlanmıştır. Aynı sözler üzerine aynı şeyleri söylemiştir. Tabii 1941 olduğunu dikkat alacak olursanız, onun devamında gelişen, dört özgürlük konuşması üzerinden gelişen, Roosevelt ve Churchill'in bir araya gelmek suretiyle 14 Ağustos 1941 tarihinde Atlantik şartı olarak kabul ettikleri şarttır. İşte bu konuşma. Ve arkasından Ağustos'taki Atlantik şartıyla gidiş Birleşmiş Milletler'in kurulmuş. Bunu kurabilmek için savaşa girmenin şart olduğunu kabul ettiler. Yani bir başka deyişle, bizim şu an sahip olduğumuz ifade özgürlüğü bakımından mutlaka savaşa girmemiz gerekiyor. Öyle dediler, öyle yaptılar. Ama bu belgedeki amacı da şöyle açıkladılar. 24 Şubat 1945 tarihinde Türkiye'nin imza attığı Birleşmiş Milletler bildirisi içerisinde söylüyor. Bu bildiriye Atlantik şartından sonra bütün 26 devletin imzasını koydu. O halde dediler, biz savaşı kazanmalıyız. Bir başka deyişle, biz Birleşmiş Milletler bildirisini kabul etmekle yaşam, özgürlük, bağımsızlık ve inanç özgürlüğü ve hem kendi ülkelerinde hem de öbür ülkelerde insan haklarını ve adaleti korumak için bu bildiriyi imzalıyoruz dediler. Ve Atlantik şartı ile birlikte Birleşmiş Milletler bildirisinde özellikle Hitlerizme karşı zafer için girişilen savaşında bir yardım ve katkıda bulunan ya da bulunabilecek olan bütün ulusların katılımına bu bildiri imza için açık bildirdiler. Ve Türkiye'de Yalta Konferansı'nda kabul edilen kararla 23 Eylül 1945 tarihinde meclisinde 1452 sayılı kararla bu kez Hitler'e ve İtalya'ya, yani Almanya'ya karşı savaş ilan etti. Uzak değil. 51 ülke 25 Haziran 1945 tarihinde de Birleşmiş Milletler Anlaşması'nı imzaladı. Bu anlaşma 26 Haziran
Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın kabul edilmesi nedeniyle de bundan sonra dünya üzerinde herhangi bir savaş olmayacaktır. Bir başka deyişle temel insan hak ve özgürlükleri korunacaktır. Tuhaf bir tarihtir. 51 ülke 25 Haziran 1945 tarihinde bu anlaşmayı imzaladığı zaman Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın sona erdiği 50 gün olmuş. Ama dünya üzerinde savaş sona ermemişti. Ve Hiroşima ve Nagasaki'ye atom bombalarının atılabilmesi için 38 gün vardı. İmzaladılar. İkinci Dünya Savaşı'nın Avrupa'sında sona erdi. 38 gün sonra Amerika Birleşik Devletleri Hiroşima ve Nagasaki'ye atom bombalarını attı. Ve bunu söyledikleri zaman da dediler ki nükleer silah fikri daha dünya üzerinde yokken Amerika Birleşik Devletleri tarafından özellikle dünyaya nükleer silah fikri ve nükleer bomba yerleşti. Ama bu biraz bize pahalıya patladı. Bize derken insanlığa pahalıya patladı ve 6 Ağustos 1945 günü küçük olan ismi verilen o atom bombası Hiroşima'da patladığı zaman daha patladığı gün 140 bin kişi bu bombayla katledilmiş oldu. Devamı 281 kişi radyasyona tabi tutuldu ve bu etkileri nasıl anladınız diye çalışmaya başladığı zaman 86.500 kişi zaten radyasyon nedeniyle ölmüş durumdaydı. Amerika Üniversitesi'nde başkanı Truman bundan hiç endişe duydu. Bir başka deyişle Peace Güneş'in enerjisini artık kontrol edebiliyoruz diyecek kadar pervasız konuşmalar yaptı. Zaten Japonlar başlarına gelince Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Truman'ın açıklamalarıyla öğrendi. Bunları neden söylüyorum? Devamına bakın. Devamına baktığınız zaman 11 Eylül 2001 tarihine geliyor. İngilizce'de 9-11 olarak ifade eden bu tarihe baktığınız zaman da El-Kaide'ye bağlı kişiler tarafından kaçırılan uçaklarla meydana gelen olay, yani bir intihar saldırısı sonucunda da 19 hava korsanı dahil o saldırının yapıldığı gün 2996 kişi hayatını kaybetti. Acaba ikisinin arasında bir benzerlik var mıdır? Amerikalı yazar var John Berger. O 1 Temmuz 2002 tarihinde aslında Hiroşima'nın izi 11 Eylül 2001 ya da 11 Eylül 2001'in izi Hiroşima ve Nagasaki'dir diye de bir yazı yazdı. Çok benzeştirdi. Bir tek dedi nükleer silah, nükleer bomba yoktur ama baktığımız zaman işine gitmek üzere evinden çıkmış olan insanlar ve öğrenciler gene çok açık, çok güzel bir hava ama bütün dünya en azından 6 Ağustos 1945 ile 11 Eylül 2001 günü karşılaştırırsa bu insanlık için iyi olur. Sebebi de iki olay tarihsel bir dönemin başlangıcıdır ve tarihsel bir dönemin bitişidir dedi. Küçük bir bilgi 2002 tarihli John Berger yazısından ama özellikle 1945 6 Ağustos arkası hep bildiğiniz ve herkesin çok yakından tanıdığı 10 Aralık 1948 tarihli insan hakları evrensel biliriz. O zaman dedi Ekonomik Konsey, yani Birleşmiş Milletler'de kurulmuş olduğundan dolayı biz insan hakları bildirisi hazırlayalım. Bilinir, 2-17-12-1947 tarihleri arasında insan hakları bildirisi taslağı ortaya çıktı. İnsan hakları sözleşmesi taslağı yazıldı ve uygulama önlemleri başlıklı 3 ayrı bildiri hazırlandı. Bunların hepsi grubun başkanı o zaman Amerika Birleşik Devletleri'nden Bayan Roosevelt'ti, raportörü İsmet Mansal'dan Profesör Rene Kassin'di. Bunlar hazırladılar. Ve bütün bu hazırlıklarını da özellikle taslak bilgi olarak Paris'te yapılan toplantıya getirdiler. 10 Aralık 1948 tarihinde toplanan Birleşmiş Milletler Paris'teki toplantısında insan hakları evrensel bildirisini kabul etti. Ve iki üye oylamada bulunmadı. Bu evrensel bildiri kabul edildiği zaman Sovyetler Birliği, Beyaz Rusya, Ukrayna, Polonya, Yugoslavya, Çekoslovakya, Güney Afrika Birliği ve Suudi Arabistan çekimsel oy kullandı. Ama hayır oyu kullanan hiç kimse yoktu. 5 sosyalist ülke o tarihte bu bildiriyi
gerçekçi bulmadılar. Türkiye olumlu oy kullandı. Biz kullandığımız olumlu oyun hemen arkasından özellikle insan hakları evrensel bildirisi anlamında kendi resmi gazetemizde yayınladık ve İngilizce, Fransızca metinleriyle de yayınlamak suretiyle Türkiye'nin bu bildiriyi imza attığını duyurduk. Hatta dedik ki bundan sonra ilk okuldan başlamak üzere insan hakları evrensel bildirisi ders olarak okutulsun. Olmadı. 6 Nisan 1948 tarihli Bakanlar Kurulu'yla kabul edilmiş ve en azından bu anlamda uygulayalım, bunu müfredatımıza alalım dediğimiz İnsan Hakları Evrensel Bildirisi bizim 27 Mayıs 1945 tarihli resmi gazetemizde hala bulunmaktadır. Bu kadar sözü neden ettim? Çünkü İnsan Hakları Evrensel Bildirisi 10 Aralık 1948 tarihinden itibaren ya da yaklaşık 1941 tarihinden itibaren baktığınız zaman 19. maddesi bizi ilgilendiriyor. İfade özgürlüğünden bahsetmiyor. Başlığı yok. Ama şunu söylüyor. Herkesin görüş sahibi olma. Hiç fark etmediğimiz üç kelime yan yana geldiği zaman aslında söylenen ifade ya da basın özgürlüğü olmaktan ziyade olmaktan öte herkesin görüş sahibi olma ve ifade özgürlüğü hakkı vardır şeklinde bir cümle. Bu hak müdahale olmaksızın bir görüşe sahip olma özgürlüğünü ve herhangi bir iletişim aracı ile ve kaynağı ne olursa olsun bilgi ve düşüncelerin araştırılması, elde edilmesi, alınması, yayılması, verilmesi özgürlüğünü de içerir. O halde en azından herhangi bir şekilde bir bilgi edinmek ya da bilgiye ulaşmak söz konusu ise temelde bu sesi görüş edinme, görüş sahibi olma hakkınızdan 32 yıl sonra, yani 1948'den 32 yıl sonra, aslında günümüz itibariyle baktığımız zaman yaşadığımız bütün bu olaylar nedeniyle zaten tarihte de ve geçmişte de pek çok tartışma yapıldığı için söylüyorum, olmuyor dediler, yani yürümüyor. Bir türlü bu bildiriye evet diyen, buna insan hakları evrensel bildirisi koruyacağız diyen ülkeler ve devletler, İnsan haklarını korumuyor. Yani insanların görüş edilme haklarını bir türlü korumuyor. Ve 1980 yılında UNESCO'nun isteği üzerine Sean McBride tarafından yani onun başkanlığında hazırlanan bir rapor ortaya çıkıyor. Bu rapor adı çok güzel. Birçok ses tek bir dünya. Üçüncüsü Türkiye'de yapıldı. Tarabya'da yapıldı. Tarabya'da yapılan McBride toplantısında özellikle medya savaşa karşı olmak konusunda Türkiye'nin koyduğu bildiri ve görüşler 3. McBride toplantısı olarak tarihe geçti. Ama yaklaşık 32 yıl önce ya da sözünü ettiğim 19. maddeyle bağlantılı olmak üzere bu özgürlüklerin temel olarak devletler tarafından insanlara tanınmadığı raporun tespiti var. 3 önemli tespiti var. Diyor ki, herkesin özellikle kendi yaşamını, işini, kişisel ya da toplumun üyesi olarak alacağı kararları ilgilendirenler başta olmak üzere. Tüm bilgileri istediği biçimde araştırma ve bilime, yani bilme hakkına, yani haberdar olma hakkına sahiptir ve vardır. Bu bir haberi iletmeyi ya da yanlış ya da saptırılmış bir haberin yayılmasını reddedebilmekte bu hakkın bir bölümünü oluşturur. Gerçeğe aykırı bilgileri reddedebilirsiniz diyor. Sean McBride bu sizin hakkınızdır diyor. Ya da bunu iletmeyi reddedebilirsiniz diyor. İkinci tespiti şu rapor. Herkes kendi yaşam koşulları, özlemleri, gereksinimleri ve acıları ile ilgili gerçekleri kendi gördüğü biçimde bir başkasına iletmek hakkına sahiptir. Sizin görüşünüz önemlidir. Yani bir başka deyişle işinizde, kendi duygusal dünyanızda, eleminizde, acınızda ya da sevincinizde ne görüyorsanız, neyi paylaşmak istiyorsanız bunu bir başkasına iletme hakkınız sizin hakkınızdır diyor. Kişilerin baskı ya da ceza yoluyla sessizliğe mahkum edildiği ya da
bir iletişim aracından yararlanma hakkı verilmediği her durumda bu hakkın zihal edilmiş demektir. Bir sınırlandırmadan söz etmiyor. Bir başka deyişle 10 Aralık 1948'den 32 yıl sonra. Bu anlamda baktıkları zaman dünyanın hali nedir? Tek bir dünyada birçok sesin karşılaştığı sorunlar nedir diye baktığı zaman ikincisi yani sizin baskı ya da ceza yoluyla herhangi bir şekilde sessizliğe mahkum edildiğimiz zaman bu hak ihlal edilir. Üçüncüsü herkesin tartışma hakkı var. Bu nedenle herkesin iletişime yanıt, düşünme ve tartışmasına bir temel oluşturulmalıdır. Bu hak ortak eylemlerin özgürce kabulünü güvence altına alır ve bireye sorumlular tarafından alınan kararları etkileme olanağı sağlar. O halde temel hak ve özgürlüklerinizle birlikte görüş edinme hakkınızı yan yana koyduğunuz zaman Sylvie McBride'ın bu raporunda ortaya konulan konu 10 Aralık 1948 tarihli 13. maddenin tekrarından ibarettir. Hatta ve hatta bu bildirimin güvence altına alınmasıyla ilgilidir. Ki insan hakları evrensel bildirgesi yetmediği için. Bildiri olarak sadece devletlere saygı duyulmasından söz edildiğinden dolayı hatırlarsınız 4 Kasım 1950 tarihinde bu kez devletler bir araya gelerek 10 milyondan kaynaklanan bir sözleşme imzaladılar. Herkes bunu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi olarak bilir. Kısaca da öyledir gerçekten. Ama insan haklarının ve temel özgürlüklerinin korunmasına dair sözleşmedir. Bu sözleşme 1953 yılında bir mahkeme kurulmasını gerektirmiştir. O da bildiğimiz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'dir. Ama bu bildiri yazılırken siyasetten, hukuktan, sanat dünyasından yaklaşık 800 ünlü temsilci 7 ve 10 Mayıs 1948 tarihinde Lahey Kongresi'nden hemen sonra bu bildiriyi yazdılar. Bir tek şey aradı devletler. Bir başka deyişle Lahey toplantısında tek bir şey aradı. Ortak payda suçludur. Hangi siyasetçi, hangi hukukçu, hangi bilim adamı ise ortak paydası faşizme karşı mücadele etmiş ve kamuoyunda bu anlamda adıyla, eylemleriyle bilinmiş kişilerden oluşmuştur. Victor Hugo bunun içerisinde olan insanlar. Ama böyle baktığınız zaman 10 yıl, daha doğrusu 10 devlet, 1948 ve 10 yıl sonra da özellikle bundan sonra insan hakları evrensel bildirisi için insan hakları günüdür diye ilan ettikten sonra Lahey Kongresi'nden bir yıl sonra kimler? Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Fransa, Hollanda, İrlanda, Norveç, İsveç, İtalya, Lüksemburg. Bunlar yani bu devletler Avrupa Konseyi'ni kurdular. Ve o konseyin kurulmasının hemen arkasından geldi. Onun için Avrupa Konseyi dediğimiz konsey Avrupa Birliği ile hiç alakası yok. Birinin ikametgahı Lüksemburg'dur, birinin ikametgahı ise Strasbourg'dur. Strasbourg olmasının nedeni ise durup dururken kabul edilmemiştir. Kıta Avrupa'sında Hitler'in yenilgiye uğradığı son kenttir. Bir başka deyişle Avrupa'daki savaşın sona erdiği ve Nazilerin teslim olduğu zamana denk gelen bir kent olmasından kaynaklanmaktadır. Konsey yani 4 Kasım 1950 tarihinde bu sözleşmeyi imzaladığı zaman bizi ilgilendiren karmaşıdır. 10. maddesi ifade özgürlüğü başlığını taşır. Ve ifade özgürlüğü başlığını taşıyan 10. maddeye baktığınız zaman 1948'de kabul edilmiş olan İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 13. maddesinin tekrarından ibarettir. Ve herkesin ifade özgürlüğü hakkı vardır. Bu hak herhangi bir habere bilgiye ulaşma hakkını içerir. Ulaştığınız bilgi ya da haberin tek başınıza yorumlanması ya da topluca yorumlanması veya tek başınıza ya da topluca bir başka kişiye ulaştırma, bir başka topluluğa iletme hakkı içerir. Aslında ifade özgürlüğü 4 Kasım 1950 tarihli bu sözleşmeye göre böyle bir haktır. Peki bütün bu hakkın kullanılmasındaki asıl ve temel problem nedir? Asıl ve temel tek bir problem vardır.
bilgiye, habere ulaşma hakkınız kısıtlanırsa, sınırlandırılırsa hakkınızı ihlal edilmiş demektir. Buna ulaşma hakkınızın ihlalinin hemen arkasından devamında, eğer demokratik bir ülke olmayı istiyorsanız ya da kendi ülkenizin demokratik olduğunu savunuyorsanız, halkın bilgilenme ve gerçekleri öğrenme hakkını gerçekleştirmenize bağlıdır. Bunun için bütün kanalları açacaksınız. Özgür ve doğru ve yaygın haber dolaşımını sağlayacaksınız. Tıkalıysa, sağlanamıyorsa iletişim özgürlüğünüz yok demektir. Bu anlamda baktığınız zaman hakkınız da ihlal edilmiştir anlamına gelir. Bizim 1982 Anayasası Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin pek çok maddesinden esinlenerek yazılmıştır. Doğru. Temel hak ve özgürlükleri böyle kabul etmiştir. Doğrudur. Ama sınırlandırmalara geldiği andan itibaren o sınırlandırmalar temel hakkı kullanılmaz hale getirir. Bu da hakkın çekirdek özüne dokunulması yasağı ile izah edilir. 26. maddeye baktığınız zaman herkesin ifade özgürlüğü, 25. maddeye baktığınız zaman kanaat özgürlüğünüz, yani sizin hak ve özgürlüğünüzden bahseder. Hatta ve hatta eğer herhangi bir şekilde bir gün bir çılgınlık yapıp diyelim ki bir basın yayın işletmesi kurmaya kalkarsanız bu konuda anayasanın güvencesi altındasınız. Kanun haber, düşünce ve kanaatlerin serbestçe yayınlanmasını engelleyici ya da zorlaştırıcı siyasal, ekonomik, mali ve teknik şartlar koyamaz. Bak çok güzel bir maddedir. Hemen bu işe girebilirsiniz. Yayıncı olabilirsiniz. Yayıncılığa başlayabilirsiniz. Hatta anayasanın 30 ve 31. maddelerinde herhangi bir kanun yapılacaksa sizin siyasal, ekonomik, mali ve teknik şartlarınız hakkında sınırlayıcı herhangi bir işlem kanun yapmamasını emredebilir. Ama bu işlemez. Sakın buna da inanmayın. Ve 30 ya da 31. maddeden hareketle bir iş yapmak istemezseniz o zaman size gazeteciler için tanınmış olan bir özgürlük daha vermek gerekir. Verilmiştir. 2004 yılında verilmiştir. Basın yasası olduğu gibi değiştirilmiştir. Eski basın yasası yürürlükten kaldırılmıştır. Yeni basın yasasının 3. maddesinin başlığı basın özgürlüğüdür. Basın özgürlüğü derken aslında bir özel kanunda herkesin ifade özgürlüğünün düzenlendiği bir düzenlemeyle karşılaşırsınız. Burada der ki basın özgürlüğü bu özgürlük. Bilgi edinme, yayma, eleştirme, yorumlama ve eser yaratma haklarını içerir. Biraz 10. maddeden esinlenmek suretiyle gerçekleştirilmiştir. Ama baktığınız zaman sizin ifade özgürlüğü ve haklarınızla ilgili olmak üzere bir kanunda herkesi ilgilendiren bir düzenleme yapılmıştır. Bu düzenlemenin bir yararı var mıdır? Ne Türkiye'de olduğu ne de dünya üzerinde olduğu. 10 Aralık 1948 devamında 4 Kasım 1950 İnsan Hakları Evrensel Bildirisi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. Yetmedi, olmadı. Olmayınca bu kez Birleşmiş Milletler tarafından Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi kabul edildi. 1966'dır. Türkiye 2000 yılında bu sözleşmeyi onayladı. Yani biz bu sözleşmeye tarafız. Şimdi sözleşmeye taraf olduğumuz andan itibaren Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'nin bize getirmiş olduğu, insanlığa getirmiş olduğu bazı haklar ve bazı yasaklar var. Haklarınız nedir? Herkesin müdahaleye maruz kalmaksızın altını çizerek söylüyorum. Görüş sahibi olma hakkı olacaktır. Birdenbire Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'nin bu kez 19. maddesinde ne ifade özgürlüğü ne de basın özgürlüğünden bahsedilmeksizin özellikle altı çizilerek herkesin herhangi bir müdahaleye maruz kalmama koşulu ile görüş sahibi olma hakkından bahseden bir sözleşme imzalanmıştır. Zorunlu görüldüğü için gerçekleştirilmiştir. Devamında ikincisi 19 Taksim 2'de herkes ifade özgürlüğü hakkına sahip olacaktır. Bu hak ülke sınırına dikkat alınmaksızın sözleşmede de böyledir. İster sözlü, yazılı ya da basılı biçimde ya da sanatsal formu ve istediğiniz araçla uzatmayıp araştırmak, edinmek ve yayılma hakkına sahipsiniz. Bu kez
sınırlandırmaları azaltan bir sözleşme olarak bizim iç hukukumuzda kanundur. Herhangi bir şekilde yargılanırsanız buna dayalı olarak her zaman için savunma yapma hakkına da sahipsiniz. Ki müdahaleyle karşılaşmamamız için. Ama bir adım daha atılmıştır bu sözleşmede. Bu kez ifade özgürlüğü ne değildir ya da ne yasaktır. Bunun üzerine 20. maddede açıkça her türlü savaş propagandası hukuk tarafından yasaklanır. Ayrımcılığa, kin ve nefrete veya şiddete tahrik eden herhangi bir ulusal, ırksal veya dinsel düşmanlığın savunulması hukuk tarafından yasaklanır. Bunlar ifade özgürlüğü değildir. Bir başka deyişle hukukunuz ya da kanunlarınız bu yasakları bu kez yasak olarak koyacaktır. Temel hak ve özgürlüklerle bağlantılı olduğu için. Biraz sona geldiğim zaman Türkiye'nin durumundan söz etmekte fayda var. Birleşik Milletler böyle bir mekanizma kurduğuna göre, bu mekanizmayı da işlettiğine göre, acaba devletler 19. maddedeki bu temel hak ve özgürlüğe ya da 20. maddedeki yasaklara uymakta mıdır? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarından bahsetmeye gerek yok. Uymakta mıdır sorusunun yanıtı, hayır uymamak. O zaman ne yapmak lazım? Yani neyi tekrarlamak, neyi bütün dünya ülkelerine tekrar anlatmak gerekir? Birleşik Milletler İnsan Hakları Komitesi nasıl çalışır? 5 yılda bir sizi denetler. 5 yılda bir siz diğer devletlerin önüne çıkarsınız. Bu raporlama sistemidir. Birleşik Milletler İnsan Hakları Komitesi'nin çalışma sistemidir. Bütün devletler oturur ve size ülkemizde olup biten bütün temel hak ve özgürlüklerle ilgili olmak üzere soru sorar. Siz de sorgulanırsınız. Siz de o sorulara yanıt verirsiniz. İki anlamda 5 yılda bir yapılan periyodik incelemelerde iki kavram, iki konuyu geçiştirdi Türkiye. Bir, 2010'da yapıldı. Birisi hatırlarsanız 27 Şubat 2015 tarihinde. Bize sorular soruldu. En çok soru alan ülkelerden 2015 yılında birimiziz. Biz 2010 yılında özellikle Birleşik Milletler İnsan Hakları Komitesi 102. toplantısında Cenevre'de bir genel görüş hazırladı. Bu genel görüş bütün devletleri ilgilendiriyor. Dedi ki 19. maddeye göre yani bu anlamdaki ifade özgürlüğü ya da haklarınızla ilgili olmak üzere soruları sordum. Durumumuz vahim bütün ülkelere size bir görüş hazırlamamız lazım dedi ve bir genel görüş hazırladı. Dedi ki ey devletler bunları hayata geçirin. Bu görüş devletler tarafından bana göre de hayata geçirilmelidir. Dünyada ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü kavramlarının yeniden sorgulanması ve yeniden tanımlanması gerekir. Özellikle sosyal medyanın gelişmiş ve gelişmekte olan yapısı ulusal sınırları aşan ve sınır tanımayan özelliği nedeniyle ki internetin payı bunda çok büyüktür, genel görüş olarak şu tespitte bulunuyorum. Özellikle ifade etme özgürlüğü konusunda her devlet bireylerinin vazgeçilmez hakkı olduğunu kabul edecektir. Ve ifade özgürlüğü denilince saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin yaşama geçirilmesinde gerekli koşul budur, bunu kabul edeceksiniz demektedir. Saydamlık ve hesap verilebilirlik ise insan haklarının korunması ve geliştirilmesi açısından zorunludur. Bu gelişkine evet demek mecburiyetindesiniz. Bu evetinizle bağlantılı olmak üzere de görüş ve ifade özgürlükleri geniş bir alana yayılan diğer insan haklarından eksiksiz yararlanılmasının zeminini oluşturur. Örneğin ifade özgürlüğü toplantı ve örgütlenme özgürlüğü ile oy hakkının yaşama geçirmenin ayrılmaz bir parçasıdır. O zaman bunu kim yapacak? Yani bunu nasıl gerçekleştirirsiniz diye sorduğumuz andan itibaren bu hakkın sağlanması bakımından devletler
zorundadırlar. Yani kitle iletişim araçlarının düzenlenmesiyle ilgili olmak üzere yine komite genelinde müdahale sistemleri bakımından İnsan Hakları Komitesi şöyle ifade ediyor. Medyadaki özellikle kitle iletişim araçları bakımından yoğunlaşma da önlenmelidir. Bir başka de işte tekelleşme de önlenmelidir. O halde müdahale edilmesi gerekli olan herhangi bir sınırlandırma ya da getirilecek olan her sınırlandırma birlikte düşünüldüğü zaman genel görüş anlamında herkesin genel görüş edinme hakkını kabul etmek gerekmektedir. Ki artık ifade özgürlüğünün, basın özgürlüğünün değişmesi konusunda da özellikle komitenin kabul ettiği esas herkesin görüş edinme hakkı var. Bu hak hesap verilebilirlik temelinde, bu hak saydamlığın sağlanması temelinde ki bu ikisi insan haklarının korunması için gereklidir. Bir diğer anlamda oy hakkı, bir diğer anlamda toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ile ilgili olmak üzere herkesin görüş edinme hakkının sağlanması İnsan Hakları Komitesi'nin devletlere mecbursunuz dediği en önemli ilkedir ve değişmiştir. Yani bundan böyle basın özgürlüğü tek başına herhangi bir şey ifade etmemektedir. İfade özgürlüğü tek başına bir şey ifade etmemektedir. Aksine 10 Aralık 1948 19. maddedeki kabul ya da 1966 senesinde kabul edilmiş olan Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'nin 19. maddesindeki kabul yan yana getirildiği andan itibaren içinde bulunduğumuz durum bunu hayata geçirmekten ibarettir. Ya da isterseniz bunu paragraf 3'te özellikle genel komite bir araya getirerek formüle etmiştir ve herkesin görüş edinme hakkının olması gerekir diye de ifade etmiştir. Son, örneğin genel görüşün 43 numaralı tespiti. Belki internet, web sayfaları, bloglar anlamında da yararlı olur diye söylüyorum. Komite şunu söylüyor. Web sayfalarının, blogların veya internet temelli elektronik ve diğer bilgi yaygınlaştırma sistemlerinin, ayrıca örneğin internet hizmet sunucuları veya arama motorları gibi bu tür iletişimi destekleyen sistemlerin işleyişine getirilecek herhangi bir kısıtlama ancak 3. paragrafa uygun gerekçelerle kabul edilebilir. Yani sizin görüş edinme hakkınızı engellemiyorsa kabul edilebilir. İzin verilebilir kısıtlamalar genellikle içeriğe özgü olmalıdır. Belirli sitelerin ve sistemlerin işleyişine getirilecek genel yasaklar paragraf 3'le bağdaşmaz. Yani insanların görüş edinme hakkını sınırlar ve bu sınırlamalarla bağdaşmaz. Ayrıca bir siteye veya informasyon yardımlaştırılması sistemine yalnızca hükümete veya hükümeti temsil ettiği siyasal sisteme yönelik eleştirilere tutum alınabileceği ve bu yönde yayınlar yapılabileceği gerekçesi yasak getirilmesi de 3. paragrafla bağdaşmaz. Bu 43 numaralı 2011 yılında bütün ülkelere söylenen ve bize de söylenen en önemli kavramlardan ve kabul edilmesi gerekli olan kavramlardan biridir. Biz yarışırcasına bunu sınırlandırabilmek, kısıtlayabilmek için elimizden geleni yapmaya da aslında devam ediyoruz. 2015 yılına girmiyorum ama isterseniz özellikle yine İnsan Hakları Komitesi'nin son açılan davalı ya da ifade özgürlüğü ile ilgili açılan davalı ya da kimlerin yargılandığı ile ilgili olan bir tespitine değineyim. Sonra tek bir şey söyleyeceğim. Ne yapmamız gerekiyor söyleyeceğim ve konuşmamı bitireceğim. Komite şöyle söyledi. Ki Türkiye'nin özellikle Türkiye hakkında verilmiş olan raporun başlangıç bölümünde de bu yer alıyor. İnsan Hakları Komitesi Cenevre'de yapmış olduğu toplantıda bunu da karar altına aldı. O zaman Türkiye'yi temsil eden Cemil Çiçek vardı Adalet Bakanı olarak ve devletler önünde yapmış olduğu savunma şunu söyledi. Türkiye ifade özgürlüğü ile ilgili olmak üzere herhangi bir dava ya da baskı gören bir dava, ceza davası yoktur. Sadece ve sadece terör mücadele kanunundan kaynaklanan
ve terör propagandası yapıldığı için bu propaganda nedeniyle açılan davalar vardır dedim. Burada haberleriyle ve şeyleriyle burada. 2015 yılında yapıldı da hükümetin de yine durumumuz hakkında verdiği bilgi o da burada. Ama bunun üzerine komite Türkiye ile ilgili olmak üzere ve terör mücadele kanunundan kaynaklanan ve sadece terör programımızdan kaynaklanan konuyla ilgili olmak üzere şöyle söyledi. Komite 1991 tarihli 3713 sayılı terör mücadele kanunda yer alan bazı hükümlerin sözleşme ile bağdaşmamasını kaygı ile karşılamaktadır. Özellikle komite terör eylemi tanımındaki muğlaklık, adil yargılanma hakkı üzerindeki geniş kapsamlı kısıtlamalar, oldukça yüksek sayıda insan hakları savunucusu, gazeteci ve hatta çocukların fikir ve düşüncelerini özellikle Kürt sorununa dair şiddet içermeyen tartışmalar bağlamında özgürce ifade etmelerinden dolayı terör ve mücadele kanunu kapsamında yargılanmasından kaygı duymaktadır. Diplomatik dilde endişe ederler ve kaygı duyarlar. Ama bu sizin hükümetinize bu anlamda bunları düzeltin demektir. Komite önünde 2010 tarihinde yapılan toplantı sırasında böyle söylenmesine rağmen işleyiş anlamında bir şey söyleyeyim. Komite bu raporu yazdığı zaman hükümetlere gönderir. Şunu sorar. Bu yazdıklarınıza itirazınız var mı? Bu yazdıklarınıza itirazınız varsa söyleyin. Aynen komite raporuna geçireceğiz. O tarihteki Adalet Bakanımız bunu söylemiştir. Komite ise bunun doğru olmadığını özellikle bu kararıyla vurgulamıştır. Rapor Türk hükümetine gittiği zaman bu anlamdaki bu komite raporunu da kabul etmişlerdir. Böyle şey olur mu diyeceksiniz? O olur mu değil, o oldu. Yani biz bunu 2010 ve 2011 yılında da bu anlamda yaşadık. Ruhsat veriyor. Yani terör mücadele kanunu bir yerde duruyor, halen Türkiye'de yürürlükte. Bir gün uygulanması söz konusu olduğu zaman inanın her şey kanuna uygun olacaktır. Ama bizim 2001 yılında yapmış olduğumuz anayasanın 13. maddesindeki değişikliğe baktığımız zaman sadece kanunla sınırlandırma değil, anayasanın özüne sözüne, demokratik toplum düzeni ilkelerine ve ayrıca ve özellikle ölçülük ve orantılık ilkelerine göre sınırlandırma yapabilirsiniz. Başka türlü bir sınırlandırmayı gerçekleştirdiğiniz andan itibaren bu bir hak ihlalidir. Konuşmamı bitirdim. Yani anlatacaklarımı bitirdim. Şimdi ne yapmamız gerektiği konusundaki fikrimi söyleyeyim. Onun için size sordum. Yani siz böyle bir avuç yürekli insan mısınız? Ya da siz iyi insanlar mısınız diye sordum. Bence sizler iyi insanlarsınız. Evet, ben de kendi çapımda iyi insan sayılabilirim. Çocuklarım falan beni seviyor. Sordukları zaman bir şeye yanıt veriyorum. Onu yaptın mı, bunu yaptın mı dediği zaman artık soru sorma aşamasına geldiler. Sorgulama aşamasına geldiler. Elimden geldiği için de sorularına yanıt vermeye çalışıyorum. Çok başarılı olabildiğimi de zannetmiyorum ama onların sorgulamalarını açık bir insan olmak bile benim için demokrat olmak anlamında belki de ilk adım sayılıyor. Biz demokrat olmak konusunda ya da insan haklarının nasıl korunacağı konusunda bildiğiniz bazı isimlerle yıllar önce 1995 yılında bir toplantı yaptık. Bu toplantıyı yaptığımız sırada İstanbul Emniyet Müdürü'nü de çağırdı. Dedik ya insanlara kötü davranıyorsunuz, böyle yapmayın. Hani işkence falan yapılıyor, böyle şeyler geliyor kulağımıza ya da böyle haberler geliyor dedi. Onlar da fikrini söylediler. Ve o tarihte İstanbul Emniyet Müdürü Mehmet Ağar fikrini söylerken kendilerinin böyle şeyler yapmadıklarını, bir insan haklarının korunması konusunda çok isabetli davranışlarını anlattılar. Bütün hukuk fakültesinden öğretim üyeleri geldi. Derdimiz şuydu, Yargıtay ve askeri Yargıtay kararları ile İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi ve Amerikan Yüksek Mahkemesi kararları ışığında hukuka aykırı değiller. Bunun için bir seminer yaptım. Bu seminerin bir sentez raporu yazıldı. Bu raporu Profesör Doktor Sahil Erman kaleme aldı. Bir hafta sürdü, oturdu, herkesi dinledi ve herkesi dinledikten sonra bir sentez raporu ortaya çıktı.
ve ne yapmalıyız konusunu bu 1995 senesindeki sentez raporuna dayalı olarak görüşlerinize sunacağım. İzin verirseniz, biraz çok uzun değil ama aynı bir yanlışlık yapmamak için bilgilerinize sunuyorum. Marmara Üniversitesi ile İstanbul Barosu'nun ortaklaşa tertipledikleri hukuka aykırı deliller sempozyumu sonucunda bu sentez raporunu sunmadan önce raporuma rehberlik edecek iki hususu özellikle belirtmek isterim. Dünyanın her yerinde, fakat özellikle Avrupa'da, en koyu istibdalı ve din ve devlet zulüm ve baskısının hüküm sürdüğü dönemde bir avuç yürekli insan çok hafif bir sesle bir türkü mırıldanmaya başlamışlardı. Bu türküde özgürlük, eşitlik, kardeşlik sözcükleri sık sık geçmekteydi. Bir avuç yürekli insan en tüyler ürpertici işkencelere tabi tutuldular, kesildiler, yakıldılar fakat yılmadılar. İtalya'da Rönesans'ı, Fransa'da ansiklopedizmi yarattılar ve o cılız türkü günümüzün en şaşalı, en görkemli senfonisi olarak insan hakları milletler arası orkestrası tarafından her yerde çalınmaya başladı. Ve şerefli o bir avuç isimsiz kahramana ait bu senfoni çağımıza damgasını vurdu. O kadar vurdu ki, haritada yerini bulmakta güçlü çektiğimiz bir ülkede, tanımadığımız, hatta mevcudiyetinden bile habersiz olduğumuz bir kişinin temel hak ve özgürlüğü, insanın onur ve haysiyeti saldırıya uğramış da o insan biziz. Çünkü onun kişiliğinde gerek birey, gerek toplum olarak hepimizin temel hak ve özgürlüğü, hepimizin insanlık onuru çiğnenmektedir. Bu itibarlıdır ki problemin hakkı çiğnenen kişiyle ona saldıran çalış arasındaki kişisel bir hesaplaşma olarak basite icra edemeyiz. Bu olayı kamusal, hatta evrensel bir boyutta ele aldığımız takdirde zulme seyirci kalmış oluruz. Ve sırf seyirci kalmak, sırf tavrımızı belirtmemek suretiyle o zulme biz de katılmış oluruz ve günün birinde birisi çıkıp bize bütün bunlar gözünüzün önünde olup biterken siz nerede idiniz diye sorarsa verecek cevap bulamayız. Şu halde ülkemizde insan haklarına dayalı, biçimsel değil, gerçek bir demokrasinin kurulması Türkiye'de yaşayan her insanın hakkıdır ve bu hakkı vermek ve korumak, o insanları yönetmek görevini üstlenen yasama ve yürütme organlarının başta gelen mükellefiyet. Fakat bunları hepsinden çok daha önemli kılan bir reform vardır ki o da zihniyet reformudur. Bir konuşmacının belirttiği gibi hukuka uygun hareket etmeyi ve insan haklarına saygılı davranmayı içimize sindirmemiz şarttır. Hukuka aykırı davranmanın hiçbir mazereti olamaz. Çünkü mazeret aramaya kalkarsak hukukun üstünlüğü kağıt üzerinde kalır ve bir türlü uygulamaya geçemez. Ve bu mazeret bazen milli menfaatlerde, bazen mağduru korumada, bazen de üstün sayılan bir takım değerlere saygılı davranmak gereğinde aranır ve bulunmak istenir. Böylece insanlar çoğunluk gibi düşünmeye, inanmaya ve davranmaya zorlanır ve fert üstün oldukları iddia olunan bu değerlere feda olunur ve farklı biçimde düşünenler veya çoğunluğun inancından değişik bir şekilde hareket edenler çok kere manen, bazen de maddeden linç edilirler. İşte hukuk ve mücadele edenler, işte hukuk için mücadele edenler, işte insan haklarının gönüllü savunucuları bu gibi girişimlere dur demek ve kol kola girerek, el ele tutuşarak küremizi çevreleyen bir kardeşlik zinciri kurmak ve bu halkaya savcısı, hakimi, avukatı, öğretim üyesi ve öğrencisiyle her ırk ve milletten bütün hukukçuların katılmasını sağlamak zorundadır. Hukukun üstünlüğü ve hukuka bağlı devlet rejimi ancak bu sayede kurulur. Son söz, hukuka aykırı davranmanın mazereti olamaz. Hepinize saygılar sunuyorum.
Buyurun lütfen. Sohbet. Çok teşekkür ediyoruz. İsmim Yalçın Karadaş. 13.92 numaralı. Dünyada Üniversitesi İstanbul Teknik Üniversitesi. Hoş geldiniz ve çok önemli bir zaman. Çok önemli bir konuyu açtığınız için içtenlikle teşekkür ederim. Aynı zamanda İstanbul Büyük Kent Şubesi Mimarlar Odası yönetimine de doğru zamanlama için teşekkür ediyorum. Doğru zamanlama çünkü bu gezi olayları ve 17 ve 25 Aralık'tan sonra Türkiye artık geri dönülemez bir şekilde o büyük bir kırılmanın içine girdi. Aklınıza sıra çıksa bir yorum yapmak durumundayım. Bir meslektaşlarımın direkt izleyicilerini için. Şu anda insan hakları ilerleri hiç yokmuş gibi olmasına rağmen önemli bir şekilde devam ediyor. Bir takım tehlikeli noktalar da ürkekliyor. Mimar Odası olarak benim değerli meslektaşlarıma bir önerim var. Önerim de şu, artık siyaseti bizim adımıza yaptığını iddia edenlerden uzak durarak siyasetin içinde kendi insanlarımızı mesleğinde pişmiş, mesleğinde birçok şey yaşamış, yağmalara katılmamış meslektaşlarımızı meclise göndermenin yollarını arayalım. Veya bunlar kesinlikle yol açacak partileri hep birlikte destekleyelim. Önemli şudur. Ben bir arkadaşımız olarak İstanbul'dan bağımsız aday olarak yola çıktım. Ve kesinlikle bugüne kadar mecliste temsil edildiğini zanneden fakat asla temsil edilmeyen kimlik ve kitlerden, emekçilerden, hakları gasp edilen meclisi çıkamayanların meclisteki sesi olmak üzere ortaya çıktım. İkinci bölgedeki bir ankette denemek için katıldım. Şu anda o ankette bir aydır önde gittik. Meslektaşlarımdan sayın yönetimden istirhamım şu. Lütfen bizim meslektaşlarımız içinde siyasette şu ya da bu partide veya benim tam bağımsız olarak çıkacak arkadaşlarımızı en kısa sürede, belki 4. toplantı olabilir bilmiyorum. En kısa sürede şurada konuk edelim, kendileri ne yapmak istediklerini, nasıl yapacaklarını anlatsınlar ve sorular soralım. Artık siyaseti dürüst, namuslu, onurlu insanların eline bırakalım. Çünkü siyaseti bugüne kadar belirli çevreleri olanlar ve parası olanlar yaptı. Biz insan haklarına duyarlı insanlarız. Bunun mücadelesini veriyoruz. Sizin gibi insanları 10 yıllardır istiyoruz, okuyoruz. Ancak geldiğimiz nokta şunu gösteriyor ki bizi başkaları artık temsil edemeyecek. Biz kendi sözümüzü direkt söylemek durumundayız. Türkiye'de. Ve mecliste tek kişi bile olsak bu antidemokratik yasalar, bu insanların zulmüne karşı çıkmak zorundayız. Böyle bir önerim var. Çok teşekkür ediyorum. Soru sormadım ama sayenizde söz almış oldum. Estağfurullah. Ben işte ben de İstanbul Barası'na kayıtlı 11.640 numaralı sicil numaralı avukatım. Ama size yolunuz açık olsun. Önerinizi de denemişlerdi herhalde. İletmişler bir yolu yani. Başka var mı acaba? Yok. Buyurun. Böyle bir çalışmada bulundunuz mu? Nefret söylemiyle ilgili olan çalışmaların büyük bir bölümü, yani bir kısmına katıldım. Ve katıldığım sırada da işte hükümet şeyde Adalet Bakanlığı'ndan da hatta bir temsilci vardı. Yani büyük bir ilgiyle de istiyor takip eden. Nefret söylemi konusunda da belki tanıyorsunuzdur. Bilgi Üniversitesi'nden Yasin Yılcı, az
Uluçoğlu vardır. Ayrıca Yasemin Uluçoğlu da bu toplantıda vardı. Diğer bazı bilim insanları, doçent ve doktor arkadaşlar vardı, avukatlar ve gruplar var. Çok da iyi bir şey yaptılar. Yani bu konuyu bir konuşalım, bir araya gelelim diye. Bunu gerçekleştirelim. Çünkü nefret söylemi, nefret suçu, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü bunlar birbirlerinin içinde birbirinden ayrı ama ayrıntılı noktalar bakımından çetrefilli olanlar. Ve AGİT aynı şekilde bu sürecin bütün ülkeler için gerçekleşmesi konusunda kaldı ki medeni ve siyasi haklar sözleşmesi 20. maddesinde de o anlamda yasaklanması gerektiği bu tarafından da söyleyecek. O zaman ben nacizane şöyle demiştim. Genellikle Türkiye'deki hükümetlerin şöyle bir huyu vardır. Yani alışkanlıkta da vardır. Bu konuyu kim bilir diye çağırırlar. Ya da işte toplantılar yapılır. Bu da olur bir şey. Sonra dinlerler. Unuturlar. Yani ne olması gerekiyor? Hatta bazen kendilerinin de fikri vardır. Maddeyi nasıl değiştirecekler? Sonra sizin sözünüzü unutulup gittikten sonra tam tersine yaparlar. Bu iktidar olmanın ve o anlamda sizin ne düşündüğünüzü öğrendikten sonra da yapmanın yollarından biridir. Nefret suçlarıyla ilgili de böyle oldu. Birdenbire o suçlarla ilgili ya da nefret söyleminin tanımlanmasıyla ilgili bu çalışma başladığı zaman birdenbire İslamofobi yani böyle bir şey mi yapıyorsunuz gündeme geldi. Bunun üzerinden konuşuldu ve asıl yapılması gerekli olanlar yapılmadı ama Bursa'da devam eden müzakereler bakımından yargı ile ilgili sorunlar için Avrupa Komisyonu'nda müzakerelerin açılması konusunda Türk hükümeti dedi ki biz nefret suçlarını gündemimize aldık, kanunlaştırdık ve Türk Ceza Kanunu'ndaki bazı maddeleri değiştirdik dedi. Bunun hiçbir şekilde nefret suçuyla alakası yoktur, nefret söylemiyle de alakası yoktur. Türkiye'nin şu an en fazla bu konuyla ilgili olmak üzere kafa yorup bu konuda bir yasal düzenleme yapma zorunluluğu olan bir dönemdir. Çünkü birbirine karışan değerler bakımından o değerlerin tartışılması ile toplumda bir nefret söyleminin oluşturulması, bunun ne zaman suç olacağını bilmek gerekiyor. Çok ayrı bir konu ama çok önemli bir konu. 2015 yılında bu anlamdaki nefret söylemi ve nefret suçlarıyla çok karşılaşılacak. Onu söyleyeyim. Kim ne kadar kendini sakınır, kim ne kadar böyle bir düzenleme yapar o başka bir şey. Çünkü kanlı yapmanız yetmez. Yani test ölçüsü olarak baktığınız zaman görüş etme hakkı, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü olarak bir kanunuz olacak. Kanunuzun niçin çıkardığını açıklayabilecek, makul olarak, meşru olarak ve neden yaptığınızı açıklayabilecek bir durumda olacaksınız, açıklayabileceksiniz ve orantılık ilgisi yerine gelecek. Örneğin sizi görüş edinme hakkınızın özüne dokunmayacağız. Yani o yasada sağlayacaksınız. Vallahi Türkiye'nin bir ülkede şu an kanun yapıcılar ile kanun yazıcılarının başınıza açtığına bakarsanız bir hayli dertli olduğunuz fikri değil. Siz en son sıradasınız. Ne zaman geçtiniz belli olmaz. Başka var mı bilmiyorum. Herhalde yok. İsterseniz bu konu, yani konuyla ilgili olmak üzere 10 Nisan 2004'tü. Bir toplantıya katıldık. Dedik ki bunlar bulunursa Türk Ceza Kanunu Türkiye'nin başına derttir. Ya hiç korkmayın dediler. Yani biz de dediler buyurun. Bir şey sorabilir miyim? Tabii. Ben inşallah ben sizin sözümü de geçeyim. Evet. Benim bir alacak babam var. İfade özgürlüğü. Avukat katılmıyor, hazret bekliyor. Başka bir tavrı var diye. Fakat aynı zamanda da katılmıyor ama bu yaptan şey gönderiyor. Diyor ki yolculuğunda karar vermiştik. Yani. Evet. Ben de ona itiraz etmiştim. Bir alacak davası olduğu için. Şimdi efendim, evet. Efendim bu usulü aydın işlem yapıyorsunuz. Düzeltme yaptım. Çünkü kısım dava görüyorsunuz. Toplamda dava görmek lazım. Kıyamları yok demiştim. Ama karar vermiş. Yani o da karar şöyle oluyor. Son yani bir gün sonrasına asıl hakim hakimenin duruşmaya çıkacak. Bana da sözü var. Ben orada şey yapacağım.
incele, yani beyanı incelemesi karar verirsin demişti. Yazı göndermişti. Katılmamıştı. Avukat da katılmamış. Bu yaptan göndermiş. Evet. Yok bununla karar verirsin demiş. Peki bir nöbetçi hakim, efendim, yani 5 dakikalık süre içerisinde bu işi yani inceleyip karar verebilir mi? Valla bilmiyorum. Hani onu siz avukatınıza sorarsınız daha iyi olur. Daha benim dediğim davalar başka var mı acaba? Hocam ben bir şey sorayım. Şimdi bütün bu anlattı. Önce çok çok teşekkür ediyorum ben de. Gerçekten inanılmaz zihin açıcı ve bilgilendirici bir sunumdu. Benim şimdi derdim şu açıkçası. Bu iç güvenlik yasa tasarısı, başlangıç hani gerekçesiyle birlikte bütün bu söylediklerinizin temelinden aykırı bir yasa tasarısı. Ve şu anda 67 maddesi geçti galiba ya da geri çekildi. Sanıyorum seçimlerden önce bu yasayı kanunlaştıracaklar. Burada bir hukuki şey var mıdır yani bu torba yasa mantığında? Bunu geri çektikten sonra mesela yarın akşam önce geçirmiş olduğu maddeleri geçirip kanunlaştırabilir mi? Böyle bir kanunlaştırmadan sonra biz ne yapmalıyız? Şimdi yani sistem şöyle işledi. 132 maddelik kanun tasarısı meclise geldi. Kamuoyunda çok tartışılan, yanılmıyorsam 63. Polis vazifesinde kanun değişti. Ha evet, 63 geçti. Toplantı gösteri yürüyüşleri kanunu değişiklik yapan, valilere yetkiler veren maddeler de bunlar. Bunlar geçti. O zaman İçişleri Komisyonu, yani mecliste okuma yapımı zaten burada mı? Burada. Komisyon olarak gideceğiz var mı? Var. Biz hemen tasarıyı geri çekiyoruz. Şimdi her madde oylanarak oylanıp kabul edildiğinden dolayı bunlar oylanmış ve meclis tarafından kabul edilmiş olan madde. İçişleri Bakanı Komisyonu'na geri çekmiş. Orada tekrar geriye kalan maddeler görüşülüyor. İşte o maddeleri de İçişleri Komisyonu kendi içinde geri çekti ve anlamı şu, kanunlaşmasına gerek olmadığı konusunda bir rapor yazacak. Biz bunları geri çektik diyecek. Tekrar bir toplantı açıldığı zaman görüşülecek başka bir madde kalmadığından dolayı bu söylediğim madde kanun haline geçecek. Kanunlaşacak. Şimdi bütün bunlar olurken ülkenin Cumhurbaşkanı bunun mutlaka çıkması gerektiğini söyledi. Yani çıkması gerekir kanun dedi. Tabii kanunlaşma sürecinde meclisin kabul ettiği bir kanun Cumhurbaşkanı'na gider. Anayasaya aykırılık varsa düzeltilmesi için tekrar meclise geri gönderir. Kamuoyundaki bilinen ve yanlış olan adıyla söylenir. Veto etmiş olur. Ama geri gönderir. Ama daha Cumhurbaşkanı kanunlaşmadan tasarı görüşmeye başladığı sırada bu anlamda bunun kanunlaşması gerekir dediğine göre ülkemizin Cumhurbaşkanı bu tasarıyı meclise iade etmeyecek. Evet. İçişleri Komisyonu bir an önce seçimlere yetişebilmesi için diğer maddeleri geri çektiğinden dolayı bu kanunlaşacak. Şimdi bu durum karşısında tamamen insan haklarına aykırı. Tabii yani güzel değişiklikler yaptılar. Yani dedik mesela illerle ilgili olması valilere falan yetki verirken gerektiğinde örneğin bunları yapsın. Yani çok acil bir durum söz konusu olursa yapsındı. Önerge verdiler. Gerektiğinde ve çok acil bir durumu madde metinden çıkardılar. Dolayısıyla valinin istediği canı zaman istedim. Durdurabilir. Bir tanesi örnek değil. Ha bu kanunun niteliği nedir? Söylememe gerek yok. Yani herkes de biliyor. Kötü. Yani seçimlerden önce olması nedeniyle şiddetle uygulanacağından emin olabilirsiniz. Dolayısıyla vaziyet
size toprak da vereceğiz şeklinde maddeler de var. Bu senatoya geldiği zaman senatör dedi ki kanun bir konuda yapılır. Tek bir konuda yapılır. Dolayısıyla diğer maddeleri bu kanunda göremezsiniz. Bu kanun olmaz diye geri çevirdi. Ve dedi ki böyle bir kanun yaparsanız Roma vatandaşı olmak isteyenler için bu anlamda önerdiğiniz buğday vermek, toprak vermek siyasi rüşvettir. Yapamazsınız dedi. Eğer bir vatandaşlıkla ilgili düzenleme yapacaksanız Roma vatandaşlığı konusunda bir düzenleme yaparsınız. Tek bir amaç için bir kanun yapılır. Birçok amaç için birçok kanunla birlikte birçok kanunu değiştirir. Onun için torba yasa dediğiniz yasada hakikaten toplantı ve gösteri gibi bir güçleri. Oradan bozulası ve serayetleri kanunu, öbür taraftan iller kanunu gibi değişiklikler. Şimdi bütün bunlarla bağlantılı olmak üzere her kanunda değişiklik o amaca göre yapılması gerekliyken artık kaderlerimiz torba içinden çıkıyor. Ne çıkarsa çıkar. Peki, ben tekrar teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Evet, mimarlarımız.